Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yağlanmış mutfak dolaplarını, sararmış mutfak tezgahını ve ev ya lavaboyu çizmeden, zarar vermeden pırıl pırıl nasıl temizler parlatırız? Bununla ilgili çok etkili bir karışım tarifim var sizlere. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, mutfak dolaplarını uzun süre temizlemediğimiz zaman parmak izi ve her yemek yaptığımızda yemeğin buharından dolayı kapak yüzeylerinde yağdansı bir tabaka oluşuyor. Şöyle sizlere yakından göstereyim arkadaşlar. Fazla belli olmuyor ama dolap kapakları biraz kirli. Beyaz olduğu için fazla belli olmuyor. Şöyle bu tarafı da göstereyim. Şöyle parmak izleri falan var. Şöyle temizleyeceğim ev ya lavaboyu da göstereyim. Şöyle tezgahımızı falan. Şimdi arkadaşlar, karışımımızı hazırlayalım. Daha sonra temizliğimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar, önce biraz su ısıtacağım. Çünkü soğuk suyla yağlar, kirler çıkmıyor. Su hafif ılık olursa daha güzel temizlenir. Şimdi altını açalım. Suyun ısınmasını bekleyeceğim. Su kaynadı arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, leğene biraz soğuk su alacağım. Bu kadar yeterlidir. Şimdi kaynattığımız suda buna ilave ediyoruz. Şöyle elimizi yakmayacak sıcaklıkta olması yeterlidir. Çok da sıcak olmasın. Evet, yeterlidir. Ilık. Ben sizlere şöyle ölçü vererek göstereyim arkadaşlar tarifi. Şöyle 2 yemek kaşığı karbonat. Şöyle 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı. Fazla değil, 1 yemek kaşığı yeterlidir. 2 yemek kaşığı kadar Arap sabunu. Sıvı olan da dolu dolu 2 yemek kaşığı. Son olarak yarım çay bardağı kadar bulaşık parlatıcısı. Şöyle şu kadar yeterlidir. Daha sonra güzelce bunu böyle çalkalıyoruz, karıştırıyoruz. Malzemelerin birbiriyle karışması için güzelce. Evet. Dolabı sileceğim bez arkadaşlar. Bununla da kurulayacağım. Şöyle bezimiz güzelce yıkıyoruz. Hazırladığımız karışımda. Dolapları silerken de kapakları, bez fazla ıslak olmasın, sadece nemli olsun. Çünkü kapakları şişirtebilir. Sadece bezin nemli olması yeterlidir. Çünkü bez çok ıslak olursa şuralardan sızma yapar kapaklara. Bu da kapakları şişirtir. Bu yüzden bezin sadece nemli olmasını özen gösterin arkadaşlar. Fazla ıslak olmasın. Şimdi karışımına güzelce bezimizi yıkadıktan sonra şöyle güzelce siliyoruz. Bezimizi yıkıyoruz. Bezimizi sık sık yıkarsak kapaklar daha temiz olur. Yani tek seferde yıkadığınız bezine bütün kapaklara dolaşmayın. Sık sık yıkayın bezinizi. Her kapağı sildiğinizde böyle yaparsanız daha temiz olur.
Dediğim gibi arkadaşlar, her katta sildiğimizde ezip üzerinde yıkıyoruz. Şöyle güzel sıkın bezi ıslak olmasın. Hem lekeleri güzel çıkartıyor bu karışım, hem de çok güzel parlatıyor. Ben bunu örnek olarak göstereyim arkadaşlar. Siz detaylı bir şekilde silersiniz. Arkadaşlar, dolap kapaklarının kaba temizliğini yaptıktan sonra tekrar yine en baştan güzelce siliyoruz, temizliyoruz. Daha sonra durulayıp kurulayacağız. Şimdi bezimizi tekrar yıkıyoruz. Güzelce sıkıyoruz. Sadece nemli olacak şekilde bez fazla ıslak olmasın. Aynı şekilde güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Kavasını aldıktan sonra bezi tekrar yıkıyoruz. Her kapağı sildiğimizde, temizlediğimizde. Bezimizden tekrar yıkıyoruz. Tekrar temizledikten sonra şimdi durulayıp kurulayacağız arkadaşlar. Şimdi bezi güzelce yıkıyoruz. Çünkü dolap kapaklarında deterjan kalıntısı kalmaması için güzelce durulayacağız. Bezi güzelce yıkadım. Şimdi dolap kapaklarında deterjan kalıntısı kalmayacak şekilde güzelce duruluyoruz. Yine her kapağı sildiğimizde bezi aynı şekilde yıkıyoruz. Şimdi diğer kapaklarda aynı bu şekilde güzelce durulacak. Daha sonra kuruluyoruz. Duruladıktan sonra güzelce kurulayacağız şimdi. Dolap kapakları ıslak olmasın. Güzelce kuruluyoruz. Çünkü ıslak nemli olursa şişme falan yapabilir. O yüzden mutlaka kurulayın. Şimdi diğer kapaklarda aynı şekilde kurulayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dolap kapaklarını güzelce sildim, duruladım, kuruladım. Gördüğünüz gibi şöyle pırıl pırıl tertemiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, tezgahı ve lavaboyu temizleyeceğim. Önce arkadaşlar şunları alacağım. Şöyle bir kapak Araf sabunu. Daha sonra burada yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar karbonat var. Şöyle tezgahı da lavaboyu da doğal bir şekilde pırıl pırıl temizleyeceğiz. Tezgahı asitik ürünlerle silmeyin arkadaşlar. Örneğin mesela limonla falan silmeyin. Mermere zarar verir.
Bu yüzden böyle doğal bir şekilde silerseniz mermer zarar görmez. Bir de mermeri çamaşır suyuyla sakın silmeyin arkadaşlar. Çamaşır suyu da mermerin parlaklığını alır. Bu da aklınızda olsun. Karışımı hazırladım. Şöyle tezgahın üzerine gezdiriyoruz. Şöyle lavabonun etrafına falan güzelce şöyle gezdirin. Doğal bir şekilde pırıl pırıl temizleyebilirsiniz. Şöyle süngerimi sileceğim. Daha sonra güzelce siliyoruz, şöyle temizliyoruz. Solunum ve nefes rahatsızlığı olan arkadaşlarımız bu karışımı silebilir, temizleyebilir. Hiç kokusu falan yok. Hem güzel parlatıyor evyeyi falan. Şöyle bataryayı falan da güzelce parlatabilirsiniz. Çünkü asidik ürünler mermerin cilasını alıyor, matlaştırıyor. Böyle doğal bir şekilde silerseniz mermeri parlaklığını yitirmez. Güzelce ovalar gibi temizledikten sonra şimdi güzelce durulacağım. Şöyle bezim temiz. Önce bir kabasını alacağım. Bezinin. Güzelce kabasını alıyoruz. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama canlı çok güzel parlatıyor, çok güzel temizliyor Arap sabunu. Çok da güzel parlatıyor mermeri. Şöyle çok pırıl pırıl oluyor. Şöyle bezimi bir yıkayacağım. Bezi yıkadıktan sonra tekrar yine şöyle üzerinde kalıntı olmayacak şekilde sildiğimiz ürünleri tekrar yine sileceğim. Bezimizi tekrar yıkıyoruz. Şimdi durulayacağım. Şimdi güzelce siliyoruz. Bezimi yıkayacağım. Güzelce sildikten sonra aynı şekilde yine sileceğim arkadaşlar. Üzerinde mermerin lavabonun deterjan kalıntısı kalmayacak şekilde güzelce silip duracağım bir daha. Şimdi tekrar sileceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tezgahımı da güzelce tekrardan sildim, duruladım, kuruladım. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu, tertemiz oldu. Dolaplar da aynı şekilde, dolap kapakları. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.